Afrikalı ve siyahi sporcular gerçekten de başarırlar dövüş sanatlarında. Bakalım Yunus da aynı başarıyı gösterecek mi? Evet, İranlı hızlı başladı. Önce bir sağ arkasından sol tekmeyle, sağ orta seviye ve sol alt tekmeyle. Evet, şu anda Yunus'un gardı düşük diyecektim ki. Bu maç kısa sürecek gibi hocam. Bu bir kemer maçı arkadaşlar. Evet, aynı zamanda kemer maçı bu. Aa, hiç beklenmeyen bir şey oldu. Evet, İranlı şu anda 7'yi sağ kroşenin ardından sarsıldı. Maçı bitirebilirler, bitirmeye de bilirler, göreceğiz ama 7'yi sağ kroşe tam yerine geldi, çenesine geldi. Çeneye gelince de elektrikler kesiliyor bir an. Evet, denk gelirse kesinlikle elektrikler kesilir. Evet, paslı dövüşçü, Tay Payçı gerçekten de emin kendisinden. Evet. Sollu sağlı direkler. İranlı'ya karşı gerçekten de özgüveni tam faslı. Yunus Dahlıoğlu. Evet. Arka ayak push kick, surat seviyesine vuruş yapıyor Yunus. Yine sollu sağlı, evet, sağ yine, sol. Yine suratına bir sağ kroşe yedi İranlı dövüşçü. İranlı dövüşçü suratını kapamazsa bu maç çok uzun sürmeyecek Orhan Hocam. Evet, çok açık veriyor. Özellikle sağ taraftan açık veriyor. Eğer sağ kroşeyi yerse boylu boyuna serpilir ringe söyleyebilirim. Evet, faslı Yunus Lallı oldukça iyi çıktı. Evet, bu arada Burhan Oğuz bizlerle birlikte. Erkan Varol'la birlikte Thai Fight Professional Federasyonu organize eden iki isimden biri. Hoş geldiniz Burhan Bey. Hoş bulduk. Evet, beklenmeyen bir şey oldu. İranlı'dan iyi bir kontratak geldi. Maçları nasıl değerlendiriyorsunuz bu akşam Burhan Hocam? Bu akşam maçlar. Bu akşam maçlar birbirinden güzel geçiyor. Gerçekten çok iyi eşleştirmeler yapmışsınız. Evet, evet. İranlı şu anda kendinde değil ve yere düştü. Kontra vaziyette. Evet, hemen ayağa kalktı ama biraz sendeliyor. Maçı bırakmak istemiyor. Sanki kaybettim. O ilk yediği sağ kroşe, evet, maçı belirledi gibi. Evet. Gong geçti. Evet, özellikle Asyalı, Batı Asyalı sporcuların olduğu dikkatimizi çekiyor. Azerbaycan'dan, İran'dan çok sayıda sporcu var. Afganistanlı sporcular var. Gürcistan'dan var. Bu bizi biraz King of Kings serisi üzerine bilgilendirir misiniz? Şimdi biz aslında dünyanın birçok yerinde KOK temsilcisi var. Biz onlarla iletişime geçip genellikle KOK dövüşçülerini bizi organizasyonumuza dövüştürüyoruz. Türkiye'de de bizim kendi dövüşçülerimiz var sözleşmeli. Yalnız sunucu Sedat abi bir hata yaptı. Kickbox diye adlandırdı. Bizim kickboxla hiçbir alakamız yok. Thai fight kuralları üzerine dövüşüyoruz. Zaten dikkat ederseniz kurallarımız değişik. Evet. Evet. K1 kuralları, evet, uygulanıyor Thai Fight'ta. K1 kuralları. Zaten K1 temsilciliği de bizde. Thai Fight ve K1 olarak, evet, biz organizasyonlarımızı aslında yapıyoruz. Aslında şunu diyebiliriz. Thai Fight çok sert olduğu için K1 kurallarıyla yumuşatılıyor bizim, diyebiliriz. Evet, evet. Şunu da bilgilendireyim. Ne kickboxla ne Muay Thai'la hiçbir alakamız olmadığını söylüyorum. Tabii ki Sedat abi yıllarca kickbox organizasyonlarında sunuculuk yaptığı için dil alışkanlığı diye düşünüyorum. Evet. Ama kesinlikle bizimkisi Thai Fight K1 kurallarına göre ve Türkiye'de de K1'i, K1 ismini, evet, dediğimiz oldu. Evet, Burhan Bey, dediğiniz oldu. Paslı sporcu Yunus Lahlo, Afrika'dan katılan tek sporcu Yunus Lahlo, bu bir kemer mücadelesiydi. Kazandı. Şu anda